Ben bağı inkar etmiyorum. Çocuğu da inkar etmiyorum. Ha. Bakamıyorsan ver ben bakayım diyorum. Hayır ben çocuğuma yani, bakıyorum. Niye sen olsun. Bir sürü yabancı uyruklu birisiyle yaşıyormuşsun? Ne diye versin yani ne çocuğuna? Vereceğimi nasıl bakacağını ne bilecek? O ne kadın nasıl bakacak? Bunlar araba alacaklarmış. Bırakır mı araba, yani? Araya koya götürecek. Benim araba arabaya ihtiyacım yok. Araba alacak dedi. Engelli olduğu için. Ben her yıl 3 tane araba değiştiriyorum. Ben her yıl 3 tane araba değiştiriyorum. Arabaya ihtiyacım yok. Daha geçen gün sattım. Çocuğun üstüne bayışı bana niye o kadar değiştiriyorsunuz? İşte alıp son model arabına şey koyuna götüre karım diyor. Oğluna koyun alıyormuşlar sürekli koyu da bağlayacak. Evet. Koyunun oğlu yabancı lokallar 300 koyun almış. Şahintepe'de herkesin ağzında kızı bağlanabilirler. Şahintepe neresi? Altınşehir Şahintepe. Yani ben inkar ediyorum. Neresi? Şehir olarak neresi? Başakşehir'e bağlıyım. İstanbul, Altınşehir. Yani karıyı methet ediyormuş. Bir de bizi methet ya. Benim bir çocuğuma gittim de, baktım de. Meryem Hanım. Bugün çocuğumu mutlu ettim de. Meryem Hanım. Evet bir 10 dakika gitseniz 10 dakika bir oyuncak götürürse bilmiyorum çocukcağız anlıyor mu ama. Kadınlar ne bu? Kadını dış tuvalete salıyor bunlar bana geldi. Buna demişler nereye gidin çocuklarına ihtiyaçlarını götüreyim. Kadının anası var demiş. Yani Aksaray'daymış evleri bunların. Kendi Şahintepe'de oturuyor. Amcasının oğluyla. Bir telefonumuz varmış bir onu alalım bir dakika. Alo. Alo merhaba. Merhabalar buyurun dinliyoruz sizi. Ya ben Meryem abla için aradım ama. Hı hı. Buyurun. Meryem ablayı yaklaşık 5 senedir falan tanıyorum. Yani mahalleden tanıyorum. Aha. Ben mahalleden tanışalı 3-4 sene oluyor. Annem yaklaşık 10 senedir tanıyor. Tamam. Annem de zaten şu an benimle beraber. Biz Meryem ablayı tanıyoruz ama eşini ben hiç görmedim. Şimdi Meryem ablayla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Meryem abla eşiyle arasında olanları bilmiyorum. Meryem abla çocuğuyla alakalı her şeyi doğru söylüyor. Yani sabah saat 8'inde çocuğunu elinden tutup 24 saat gezdiren... Yani gezdiren bir kadın. Allah var yukarıda. Hı hı. Yani o çocuk şimdi kocası diyor ya ben sahip çıkarım şöyle yaparım böyle yaparım diyor ya. Hı hı. Yani kocasının yani ona sahip çıkacağını sanmıyorum. Çünkü yani kadını yolun ortasında çocuğu dövdüğünü bile görüyorduk. Hepsini görüyorduk yani. Kendi gözümüzle görüyorduk. Yani Meryem abla söyledikleri her şeyde birebir haklı. Çok bağlanan olacak kızım. Şahintepe'de. Yani haklı yani. Ben yaklaşık 4 senedir o mahalleden taşındım. Ama ben Meryem ablayı yaklaşık 5 senedir tanıyorum. 28 yaşındayım bu arada. Annem de yaklaşık 10 senedir tanıyor. Ama dediğim ben bir kere olsun baba olarak onun yanında görmedim. Elini tutup gezdirdiğini de görmedim. 5 sene o mahallede oturdum ama bir kere olsun görmedim. Hani diye ben babalık yaparım. Ha, yaparım dövdüğümü yaparım. Görmüşsün. Ya onu geçsin yani o babalık. Onu yaparım. Dövdüğümü görmüşsün. Nerede ya, oturuyordun ben sen? Görmedim. Ben seni hiç görmedim. Ben seni hayatım boyunca hiç dövdüğünü görmedim. Dövdü dedin ya. Dövdü dedin ya. Suçluyorsun burada. Ne dedim anlamadım. Yok yok. Annesi babası dövdü dedi. Yani annesine de uyuyordu dedi. Zorluk çıkarıyor. Ha yani kendi annesine dedi. Annesine de uyuyordu. Kendi alakası ben seni görmedim. Ha tamam. Beni dövdüğünü söylüyorlar. Yani sahip çıkarım şunu yap. Yani annesi çocuğu iki koluyla iki eliyle tutan bir kadın. Allah var yukarıda. Doğru yani söylüyorsun. Olsun, yani çocuğun düzeni her şeyi olsun her şeyi dört dörtlük. Yani gerçekten annesi Allah var yukarıda bakıyordu yani çocuğuna. Yani ki bir şeyleri komşulara karşı bir saygısızlığı hiçbir şey olmadı yani. Meryem ablayı yıllardır tanıyoruz yani. Ne cevap vermek istersiniz Mehmet Bey? Beni tanımıyormuş. Beni tanımıyormuş. Şahıs olarak ben de tanımadım. Tamam. Yani ne cevap vereyim? Söylediklerine ne diyorsunuz? Ben önce yanlış anladım. Özür dilerim. Hani babası annesi dövdü gibisini anladım ama öyle annesini değil dedi. Annesini döverken gördük dediler. Annesini döverken gördüm dedi. Hı hı. Diyor ki Meryem abla ne anlatıyorsa doğru diyor. Doğru kızım. Hep diyor çocuğuyla kendisi ilgilendi dedi. Biz hiç dedi görmedik. Ben buraya dedi. Bunun maraklı diye çıkmadım. Dedi. Ben iki sene benim önce Şahintepe'de bilirler. Ben kimsenin iki de bir karım var. Birisine saygısızlık yapmış değilim yani. O yüzden. Mehmet Bey boşama davanız kaç yıldır sürüyor? 3 yıl. 3 yıl. Evet. Adam diyor ki 5 yıldır ben Meryem Hanım'ı tanıyorum. Sokakta gezişini görüyorum. 5 yıldır babasının yanında çocukla ilgilenirken görmedim. Yani boşanma davasının zaten 5 yıldır çocuk yanımızda değil ki bakım evinde. Ya bakım hocam, evinde ya bakım evinde yani çocuk evde de değil ki. Etmedim unuttum. Doğrudur yani görmediği de doğrudur. Çocuk çünkü şöyle bir anne, bakım yani evinde. Göstereyim. Şu ekrana baksın. LED'deki anneliğimi atamazsın. Bak ekrana verdiler çocuğuma. Anneyim işte öyle bir anneyim ben. Öyle bir anneyim ben. Hiç kimse beni deli deyip akıl hastanesine yatırıp çocuğumu alacağım dedi. Bana o şekilde dedi. Bunu götürün hastaneye yatırın deli dedi.
Yani uzmanınız varsa deliysem yatın. Bir şey soracağım. Sizin hiç annesi gibi böyle sarmaş dola çocuğunuzda resminiz var mı? Var. Ha, yani görmedim. Silmiş, silmiş. Hepsini var. Silmiş, girdik silmiş şeyine. Var mı lan kaldırmış. Resmi? Kaldırmış. Torunlarının resmi var sadece. Niye ben bunun başkasından girdik şeyine. Ben sonra niye kaldırdın? Kadınları görmüş. Sevinmekten anlıyor değil. Sevinmekten üç karıyı yan yana koymuş. Koya götürdüğü kadın baştakiymiş. Sevinmekten bunlar anlıyor diye yazmış. Facebook'ta demin gösterdim kızlara. Başkasının şeyinden aldık. Girdik çocuğun hep kaldırmış. Torunlarını koymuş köyde. Niye bunları çocuğunu kaldırdı? Ya dur dur Meryem Hanım sorun. Neden çocuğun resmini kaldırdı? Öyle benim diyor. Eskiye dönük fotoğraflarım hepsi çöktü zaten. Telefonum çöktü. Benim. Torunları yeniden koyabilirdi. Başkasından sonra, alabilir, sonra yeniden koyabilir. Ama yani özellikle torunlarını koymuş. Eski eşinin oğlumuz var. Ben çocuklarından memnunum. Şu anda resmi var mı? Sizin sosyal medyanızda çocuğunuzla ilgili bir resim var mı? Yok. Neden yok? Ben girdim baktım çöktü şimdi. Çöktü telefonum komple. Ne zaman çöktü? Onu dinkar etsin. Ya telefon çökse de sosyal medya ben çökmüyor ki arkadaş. Yani. Başka bir telefondan bağlanıyor. Silmiş, aynı duruyor. Kaldırmış. Özellikle benim oğlum Marko'ydu. Yani kendiniz özel silmeniz gerekiyor. Onlar ekrana koydu. Dediği doğru. Çöktü diyor. Siz görmüşsünüz resmi. Nerede görüyorsunuz? Sosyal medyada görüyorsunuz. Dolayısıyla başkasından giriyor bunun telefonda şeylerine. Resim seni de sosyal medyada. Meryem abla buraya geldi. Tabii ben hemen hızlıca sorununu çözelim. Karşı tarafı da gelsin dedim. Sağ olsun hemen aradık. Mehmet Bey de buraya geldi. İlk günden hemen. Yani ben senin için ne yapabilirim? Yine yarın devam ederiz. Tamam. Mehmet Bey her şeyi inkar etti ama... Ama edemez. En azından ben size zaten boşanıyor musunuz? Boşanmanız çok hayırlı olacaktır yani böyle. Yok, bir evlilik durumu sürdürülemez. Ben kadınlara nikahımı vermiyorum. Onları karım deyin koya kutsa da vermiyorum. Ya hepsiyle nikah yapmayacağım ki ben yok. Zaten beğenirsem bir tanesini yapacağım. Bunu değilim. Beğenirsem de onlara ya ne nikahımı vermeyeceğim ya. Beni de bu saatten sonra koy da al kadınlara senin olsun koydu. Nikah önemli değil. Beni veredin. Ben senin yanında de değilim zaten. Araştırıya koyunca. Oradan da bağlanacak. Kumeli sabahına millet Meryem ablacığım millet rahat olmuş rahat. Millet he, öyle nikah evliliği falan. Size. Koya kutuna değil size bağlanacak Kumeli. Koya kutu karıları nasıl gezdirdi Tokat'tan beri? Karının bağlantısı varmış dışarıda. Şimdi pasaport yazık şu ya. Kadını şu yaşında ajan yapmışsın yani. He kendine yani babasıymış. Vallahi billahi. Yani. Onların da kimsesi yok. Ben uyanık yani bir karıyı bırakıyormuşum haberim yok vallahi ha? Ya. Uyanık bir karıyı ya, bırakıyormuşum haberim yok yani. Milletin önünde çocuğunun annesi karı değil böyle kadın konuşma bu arada. İyi ne yapayım vır 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 konuşma hakkı vermedik ki. Ben sana aynısını yapsam sen kabul eder misin? Ya niye boş konuşuyor kadın? Ya 23 yıl konuşmuyorum. 23 yıl sana yani bir eşlik yaptı. Sen onları o dünya benim onlar oğluma gidip çocuğuma bakamadım. Onların çocuklarına babalık. Üstündekini ütülemiş bilmem ne yapmış. Ben bunu başkalardan giriyorum. Yani bak bir evlat vermiş sana. Ben Facebook'tan başkasını sen beni engellemişsin ama beni başkasını engelleyemem. Bir yandan. Meryem abla ya benden sana bir tavsiye. Meryem abla dinler misin beni? Meryem abla ya yazık sen de şu hayatını yok yani heba etme. Ama yaşayacağım o çocuğuma da. Sen de heba etme biliyor musun? Ama o kadınlar da alacak. Değmez çünkü. Meryem abla. Niye getirecek karşıma tutturacak? Bir insanı zorla sen ona sorumluluk sahibi yapamazsın. Yok gelmesin sevmesin istemiyorum. Sevdiremez. Zaten evet. Ben çocuğum için çıktım buraya kızım. Evet. Ben niye çağırdın ya buraya? O kadınları alacak, karşıma getirecek. Bak ama çocuğum için diyorsun, sonra ya kadınlar geliyor. Ekrandan sen gene gelirler buraya, önemli değil. Yani onlar da gelir, kadınlar da erkekler de. Fark etmez kızım yani. Benim ne adam canım yandıysa, benim onlar da canı yanacak. Şahintepe'de gidiyor, ben şey bastım geçen gün. Oturmuş, bana deli deyin bağırıyorlar orada. Adam geldi dedi ki, kocam böyle böyle diye dedi ki, kahveden... Meryem Hanım, eşimi çağırın dedi. Meryem Hanım senin meselen uzun 5 dakikada bitmez. Sen bugün biraz dinlen istersen. Yani artık rezil etti beni hayır, ya. Bir dakikada artık bitecek yani iş değil. Dışarıdan kadın ya gelip de Türkiye'de bir kocaya bir karısına çok... Şimdi bazı insanlar şey... Serbestlik olmaz bu kadar yani. Olur da bu senin kadar serbestlik olmaz. İçinde o kadar bu böyle acı olmuş ki. Bir de tabii hoş olmayan şeyler de çevrende duymuşsun. Yani Mehmet Bey anladığım kadarıyla... Facebook'a gireyim nelerden karşılaşıyor. İnsanlara seninle ilgili kötü başkasını bir algı yaratmış. Başkasını engelleyebilir ama başkasını engelleyebilir. O da insan işte duramıyor. Kendini ifade etmek istiyor. Böyle platformlara gelip destek alıyor. Bu durumlara alıyor, gelmeyeceydi. Yardım gelmeyecekti. Ailesi, vallahi ablası siz bu geldi. Getirmeyecektiniz ablası o zaman. Geldi. Her şeyi konuştum ben bunları.
Her sorunları konuştuk. Sabah 6'da çıktı. Niye çözememişsiniz? Kendisi çözmedi ki olayı. 6'da kızım. Ya iyi de elin kadını arıyor. Kendi ailesini reddeden adam beni de reddeder yani. Hizmetçi hizmetçi deyip böyle bu kadını sen rencide etmişsin. Kim geliyor sen gelsin. Hayır onu yaptım benim. Karılar nasıl? Bu hatırlamıyorum karılar, hiç. Karılar güzel. Bak hatırlamıyorum diyorsun. Yaptın. Bilmiyorum ben yapmam onu. Ben kimseyi rencide etmem. Ben kimseyi rencide etmem. O şekilde. Peki. Ya ben de bir kadınım ya. Beni mi aldı o zaman? Gideydin yabancılıklı karı. Yüzüme söyledi ya. Onların anası babası yok Türkiye'de dedi ya. Yemin ederim onların anası da babası da benim dedi. Ya bunlar da güvenip kadın gitti. Aradım kızım kadını aradım. İsmini verdim karının. Temizlik, kadın dedi, iş, temizlik şirketi mi kurdunuz? Ne götürüyor kocam bizi dedi. Temizlik şirketiniz mi var? Hayır yok öyle bir şey. Kapandı, nedir bu yabancı muhakemede var. Olan şirket? İnkar edemez. Dur bir dakika Meryem abla bir dur. Ya, eleman çalıştırıyordum ben. Ne çalıştırıyorsunuz? Anladım. Şantiye taşıma işleri. Kadınları mı şantiye taşıma işinde? Tabii ki ondan sonra park bahçelerde. Böyle işleri yaptım. Yalan, İnkar kızım, etmiyorum yalan. Yani. Tamam. Sürüyor mu size? Şu anda yok. Şu anda yok. Şu anda yapmıyorum. Bu kadar gelen Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınlar nerede şimdi? Arkadaşım. Bunların yeri şeydeymiş kızım ben söyleyeyim Aksaray'ına yani, bu. Arayana cevap veriyorum yani arkadaşlarıma. Aksaray'ına şeyde Yenikapı'da. Yani hepsi sizin yeri. Arkadaşınızdı. Evet.